Yine çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Bugün sizlere evde protein bar nasıl yapılır bunun detaylarıyla ilgili bilgi vermek istiyoruz. Ve bizlere kapılarını açan Tayfun ve Seraf Erol Çiftliği'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz şimdiden. Kendileri bizi davet etti ve bu detaylı bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Evet Seraf Hanım, protein bar yapmak istedik bugün. Evde sağlıklı, doğal yollarla olabildiğince protein bar. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler neler? Evet, ilk önce hoş geldiniz. Şimdi malzemelerimiz 300 gram yulaf. Bu pişmeyecek olan bir protein bar bu arada. 300 gram yulafımız var. Sonra 100 gram kadar kuru meyvemiz var. 70 gram kadar kavrulmuş fındığımız var. 70 gram iç bademimiz var. Ardından 1,5 ya da şöyle söyleyeyim 3 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağımız var. 100 mililitre balımız var. Biraz üzerine serpmek için çikolata kullandım. Bunun bir gramaj vermedim. Hani çikolata bu arada? Bu damla çikolata, bitter tamamen. Bitter damla çikolata. Önemli bir ayrıntı. Bitter damla yani çikolata. Yani siz ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Öyle damak mi? Tadınıza. Siz bitter çikolatayı kullanabilir mi? Tamamen yani damak tadına bağlı. İsterseniz sütlü de kullanabilirsin. Ardından 4 yemek kaşığı fıstık ezmemiz var. Gayet. Sonra 1 yemek kaşığı keten. Herhangi bir marka fark eder mi bunda? Hayır. Yani smooth olması lazım. Bu çıtırcıklı değil değil mi? Normal şey. Yani. Crunchy olmasın. Ya, olmasın. Hoş o da sizin damak tadınıza bağlı. Hani ağzıma gelsin isterseniz. Hoş bunlar aslında bağlayıcı. Bal, Hindistan cevizi yağı ve fıstık ezmemiz bağlayıcı olarak kullanılacak. Yani diğer malzemelerimiz de bunlar. Bunlar da çekilecek zaten. Bir de biraz tarçınımız var. Bu da bir tatlı kaşığı olacak. Bu kadar. Malzemelerimiz artık bu kadar. Kullanacağımız malzemeler bu kadar. Gramajlar kendilerine bağlı mı yoksa yaptığı porsiyona göre değişebilir tabii ki de. Şimdi şöyle kalori olarak mesela biz bir bar olarak hesapladığımda komple 250 kalori ediyor bir barı sadece. Bir barımız 250 bu kalori. Bu malzemeyle. Tabii ki mesela malzemeleri yükselttikçe atıyorum fındığı, bademi, bunların kalori oranları yüksek olduğu için barın da kalori oranı yükselmiş olacak. Tabii. Artı protein oranı da. Tabii. Fıstık ezmesi de son olarak geldik can alıcı noktaya. Evet. Kullanacağımız ürünlerden biri izliyorlar. Whey protein tabii ki. Burada hangi protein olduğu önemi var mı peki? Hayır yok. Kullandığınız herhangi bir protein tozunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir protein. Pişmeyeceği için, fırına girmeyeceği için herhangi bir sakınca teşkil etmiyor. Yani olduğu gibi kullanabilirsiniz. Olduğu gibi kullan. Benim şu an en çok merak ettiğim videolardan biri. Sonunda en çok merak ettiğim. Tadına merakla bekliyorum ne oldu, ne çıkacak diye. Protein barı çok seviyorum. Benim de isterseniz bazen tatlı krizlerim olabiliyor. Tatlı krizlerim. Bunu da geçiştirmenin en güzel yollarından biri protein bar. Hem sağlıklı hem de enerji veriyor. Aynı zamanda yediğinizde sizlere güzel bir protein ve karbonhidrat sağlamış oluyor. Merakla bekliyoruz. Hazırsanız başlayabiliriz. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hayır. Herhalde tamam. Bir şeyimiz yok. O zaman başlıyoruz. Tamam. Şimdi ilk önce bu malzemeleri bal, fıstık ezmesi ve Hindistan cevizi yağımızı benmari usulüyle eritiyoruz. Kesinlikle direkt ocağın üstüne koymayın yakarsınız. Evet, şimdi ne yaptık? Öncelikle fıstık ezmemizi, balımızı ve Hindistan cevizi yağımızı güzelce sıvı hale getirdik. Evet. Şimdi de kuru yemişlerimizi çekeceğiz. Fazla ufak çekmeyeceğiz. Hani un haline getirmeyeceğiz. Daha çok böyle ağza gelecek. Hani dövülmüş dediğimiz kıvama getireceğiz. Taneleri evet. Biraz daha ağza gelecek şekilde. Biraz daha küçültebiliriz. Çok az. Yeterli. Tamamdır. Şimdi bunu direkt kasemize koyabiliriz. Ardından şimdi tek
tek malzemelerimizi katacağız ve bunu güzelce ne harmanlayacağız. Sıra yulafımızda. Aslında terazi alın arkadaşlar, kendiniz eğer imkanınız varsa, çok önemli. Aslında uygun fiyatı da bulabilirsiniz. İlla 60 lira civarında hepsi burada.com veya işte Alibaba Express bir yerden alabilirsiniz. Önemli. Hepsini mi koyuyoruz? Hayır. 300 gram. 300 gram. Hı, bu yaklaşık 1 kiloluk bir. Tamam. 300 gram yulaf. Şeyimiz kaç gramdı? Badem ve... 70'er gramdı. 70'er gram badem ve fındık vardı. 300 gram yulaf. Bunları da yazarız. Şimdi kuru meyvemiz. Kaç gram bu? Herhangi işte ne var içerisinde? Krem biberi var, kayısı var, incir var. Karıştırdım ben bunları. İsteklerine göre değil şey mi? İsteklerine ne gramacı isterlerse 100 gram. 100 gram. Toplamında 100 gram. 100 gram. Keten tohumu. Keten tohumumuz. Bu toz halinde, bütün değil. Toz keten tohumu. Evet, ardından domates. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi neredeyse hazır. Gördüğünüz gibi çok da zor değilmiş. Sağ olsun Serap'ın bizi gösteriyor bunu. Ne yaptık önce? Fıstık ve fındığımızı güzelce böyle çıtır hale getirdi. Biraz rondodan çekti. Daha sonrasında 300 gram yulaf koydu. 70'er gramdı bu arada, unutmayın. Ardından kendi isteğiniz doğrultusunda neler koyduk? Şu işte kuru meyve. Kuru meyve koydu. İsteğinize göre işte kayısı vesaire, bunları ne kendiniz şekillendirebilirsiniz. Ardından tarçın attı. Kaç kaşıktı tarçınımız? 2 kaşık mıydı? 1,5 koydum ben. O size bağlı. Yine ne kadar isterseniz, daha çok tarçınlı olsun derseniz 3 kaşığa kadar 3 çorba kaşığı demişim. 3 çay minik 3 tatlı kaşığı. 3 tatlı kaşığına kadar çıkabilirsiniz. 3 tatlı kaşığından sonra biraz baymaya başlar. Hani 3 tatlı kaşığı gayet iyi. Az olsun, öz olsun. Siz 1,5'tan gidin, bizim tarifimizden tavsiyemiz. Evet. Şimdi protein tozunu katacağız. Bir ölçek katıyorum. Ben bir söyleyeyim mi? Zaten bu şekilde de çok protein yüksek, evet, bir gıda oldu. Yani protein tozuna gerek de kalmayabilir aslında belki. Bu şu sporcular için. Toz olduğu için, toz halde olduğu için tutuculuğunu sağlıyor sıvıyla birlikte olduğu zaman. Tutuculuğunu sağlıyor. Hı-hı. Çok güzel. Şey dediniz, herhangi x bir protein tozu tabii kullanabilir. İstersen tatlı koy, yani tatlandırılmış olabilir. İsterseniz nötr olabilir. Ben genelde tatsız seviyorum. Siz tatsız protein kullanıyorsunuz. Tatsız, evet. Evet, Serap Hanım bu arada kendisini dökmeden önce ufak bir ayrıntı daha verelim. Veganlar için et, süt, balık tüketmeyen arkadaşlara, onları da düşünüyoruz. Sizleri de seviyoruz. Onlar için de vegan proteinleri var tabii ki de. Onları da internetten kolaylıkla bulup kullanabilirsiniz. İlla normal protein tozu kullanmak zorunda değilsiniz. Ayrıntılar, yani protein bar yemek istiyorsanız burada sizler için ayrıntılı bir şekilde gösterelim dedik. Evet, devam ediyoruz. Evet, şimdi sıvı karışımımıza katıyoruz. Bu biraz insanlara kilo aldırabilir ama böyle şey doyurucu bir şey oldu çünkü bu gerçekten. Şimdi günlük kalori ihtiyacınızın 250 kalorisini karşılıyor. 250 kalorisini. Yani hani keseceğimiz boyutu da göstereceğim zaten. O tam 250 kalori. Tabii ki daha fazla yerseniz bu artabilir biz. Tamam. Yani kilo almak isteyenler biraz fazla yesin. Tüm malzemelerin sıvıyla birleşmesini sağlıyoruz burada. Fırın kabı. Altına yağlı kağıdımızı seriyoruz. Yapışmasını ve önlemek için, bir de çıkartırken daha kolay çıkartalım, böyle kırmadan çıksın. Üzerine bir şey dökmemize yağlar gerek yok. Hayır, hiçbir şeye gerek yok. Hı-hı. Olduğu gibi.
şu andan gelmeye başladı. Bu pişmeden olan yöntem. Evet, bu pişmeden. Bu pişmeden olan yöntem. Şimdi bu protein tozunu biz kakaolu kullandığımız için içerisine muz koyma gereği duymadım. Eğer sade yaparsanız, mesela sade protein tozuyla yaparsanız bir adet de muz ekleyebilirsiniz. Yani alternatif olarak muz da ekleyebiliriz diyorsunuz. Peki bu bazı insanlar, mesela ben çiğnerken çoğu zaman çenem yoruluyor gerçekten. Bazı böyle gevrekler yediğimde falan. Bu yulafta zorlanıyorum biraz. Onu da rondoda biraz geçirebilirler mi? Tabii ki geçirebilirler. Değil mi? Küçültebilirler onu. Tabii olur. Zorlanmaz. Aynen. Yani ilk olarak eğer zorlanıyorsanız yemekte çiğ. Benim ise gerçekten çenem yoruluyor. Yani niye bilmiyorum. Bütün kaslarımız gelişir, orası gelişmiyor. Yemek yemeyi de fazla sevmiyorum işte. Şu burada var. Bununla geçirebilirsiniz. Bu etapta son aşama çikolata mıydı? Evet, son aşama çikolata. Bunu da güzelce bastırıyoruz. Biz bitter çikolata kullandık. Siz kendi sevdiğiniz çikolatayı da kullanabilirsiniz. Aynen. Biraz elimizi yağlıyoruz. Sanki çikolatalar öyle yapışabilir. Tamamdır, bu kadar. Şimdi dilimliyoruz ve ardından 1-2 saatinde buzluğa atıyoruz. Bu aşamada dilimlemek önemli değil mi? Yani bu şeyden sonra buzluğa atması daha zor olacağı için şu an dilimlemek tabii, daha avantajlı. Tabii aynen öyle. Biraz daha bastırabiliriz isterseniz üstüne, tekrar şey yapmak için. Soğuduktan sonra ayrılması biraz zor oluyor. Çikolatamızı da attık şu an. Ufak bardağı da bastırdık. Şimdi son aşamamız ne? Şimdi buzluğumuza atacağız. 2 saat orada güzelce ve dinlenecek. Dinlendikten sonra da yeme kıvamına gelecek. 2 saat sonra hazır kıvama geliyor. Sonra keyifle, afiyetle yiyebiliriz. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Hadi bakalım. Saat süre bekledik. Öldüm açlıktan, sabırsızla bekliyorum. Ne yapıyoruz şu an? Son aşamamız. Bekleyen ve donan barlarımızı güzelce kalıbımızdan çıkardık ve dilimlediğimiz için sadece üstünden geçeceğiz bir. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla ayrılıyor. Bunları saklama koşulları nasıl olsun? Buzdolabında. Hani kışın gerek yok aslında. Folyolayabiliriz. Folyoladıktan sonra normal dolabımızda ya da tezgah üstünde saklayabiliriz. Ama yazın doğal olarak hani yaşadığımız bölge çok sıcak bir bölge olduğu için buzdolabında olması, dağılması açısından daha iyidir. Çünkü içerisinde Hindistan cevizi yağı var ve oda sıcaklığında çözülüyor sıcak havalarda. Muhtemelen bunun içindeki de çözülecektir ve dağılma yaşanacaktır. O yüzden buzdolabında beklememiz her zaman daha sağlıklı olacaktır. Peki bunun ne kadar sürede tüketmeliler? Bu da önemli şimdi. Bunu ne kadar sürede yesin insanlar? Bizim evde bir hafta gidiyor. Tayfun abi sağ olsun. Yani hiç öyle süre tutmadım o yüzden.
bozulma süresi 2 hafta falan bekleyebilirim. Açıkta olursa şimdi bu hava oluyor. İçerisinde bozulacak aslında herhangi bir şey yok. Hani bal bozulmaz, fıstık ezmesi kolay kolay bozulmaz, fındık fıstık onlar da bozulmaz. Hani yumurta içerisine ihtiva etmediği için bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Anladım. Gönül rahatlığıyla tüketiniz. Ama siz yine de bunu zaten şu kadar şey ortalama 2 haftada tüketeceğinizi düşündüğüm için 2 haftada tüketmeye çalışın ve geldi can alacağı kısma beklediğim an şunu... Kokusu var, bir dakika yiyorum ben. Ben spora gidiyorum diyorum. Çok iyi, gerçekten iyi. Ben çok tatlı şeyleri sevmiyorum. Böyle orta kıvamda olacak ve insana enerji veren şeyler. Bizzat biz de kilo aldırma yönelik video çektiğimizde buna benzer, bu gibi değil de buna benzer bir karışım yapmıştık hatırlarsan smoothie içiyle bile. Gerçekten o gün enerjimi görseydiniz kendimi tutamıyordum. Bu da aynı şekilde spora gitmeden önce, spordan sonra aç kaldığınızda, öğününüzü atladığınızda yanınıza folyoya sarıp ufak bir pakette sporunuza götürebilirsiniz ya da buradan bir yere bir saat yol edeceksiniz. Dışarıdan yemek yemek istemiyorsunuz değil mi? Her öğünü tüketebilirsiniz. Aynen. Çok sağlıklı, enerji veriyor. Ve ev yapımı, en azından içinde ne var onu biliyoruz. Kendi ellerinizle yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdınız gerçekten. Çok yüksekli. Serap Hanım'ın da kendi YouTube ve Instagram hesabı var. Onları da biz belirtiriz zaten ara ara şeyde. Takip edebilirsiniz. Sağlık tarifleri var. Pasta, börek. Ne yapıyorsunuz efendim? Yani genel olarak butik pasta. Ancak tariflerini paylaştığım şeyler pek aslında sağlıklı değil. Yani spor grubuna girmiyor. Olsun. Siz yine de cheating day yaparken ev yapımı bir şeyler yapın. Yani bize göre sağlıklı oluyor. Gidip pastaneden almaktansa kendiniz evde nasıl yaparsınız. Bu yine sağlıklı oluyor bizim için. Çünkü dışarıda hangi yağları kullanıyorlar, neler yapıyorlar bilmiyoruz. Siz burada bize kendi formüllerinizi gösteriyorsunuz. Kendi içeriklerinizi. Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenin en iyisi bu arada. Gerçekten Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Yemek sepeti mi? Hangi sayfada? Yok, yemek.com. Yemek.com'da da yazarlık yapıyor kendisi aynı zamanda. Onu da belirtmek isteriz tırnak içerisinde. Ben o zaman protein barıma devam etmek istiyorum. Afiyet olsun. Dur, kapanış yapacağım. Kabaracağım onu lazım. Sonra dayanamıyorum. Bende bir oburluk varmış yani, onu gördüm. Evet. Ağzım doluyken Serif Hanım'a tekrar teşekkür ediyoruz. Bu ve buna benzer videolar görmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak videomuzu beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Instagram hesabı Serap Hanım'ın da belirteceğiz orada. Oradan da kendisine ulaşabilir. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz ve takip etmeyi unutmayın kendisini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.